Batman TV'den herkese selam arkadaşlar. Genç Ayarı programı ile yapımı bölümüyle sizlerin karşısında. Bulduğunuz gibi Genç Ayarı programı her zaman gençlerin yanında adı, her zaman da gençler destekleri. Programımız çeşitli konular olacaktı. O konularda sizlerden tartışacak. Aynı zamanda da her programımız farklı bir misafir olacaktı. Şimdi Ziya'nın Görak'ın bugünkü misafirimizi onlardan sizlerden olacak. Ersen Hilmi Şevket 1990 Kerkük'te dünyaya gözünü açtı. Sanat Eğitim Bölümü Öğretmenlik Enstitüsü'nden mezun olmuş, ardından Bağdat Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilmiştir. 2016 senesinde mezun olmuştur. Şimdi özel okulların birinde resim öğretmenidir. Resim ve tiyatro alanında çalışıyor. Tiyatrocu, profesör ve yönetmen İrfan Dayla'nın sayesinde tiyatro oyunculuğunu öğrenmiştir ve başarısına başarı katmıştır. Bağdat'taki Ulusal Tiyatro Adem'in Gemisi adlı kısa skeç tiyatrosuna katılmıştır. Başrollerde Şeda Salim ve Halit Ahmet Mustafa yer almıştır. Türkiye'de Boğca ve Sınır tiyatrolarında da hazır bulunmuş ve Akat Tiyatro Sanatları topluluğunda da üyeymiş. Son olarak gençlere mesajı kendinizi geliştirin, her zaman çalışın, ta ki başarana kadar mesajını veriyor. Evet değerli izleyiciler, izledik, gördük bugünkü misafirimizi. Şimdi hoş geldin, safalar getirdik hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Size de hoş geldin ve sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Ben sana çok teşekkür ederim. Kırmalı'da programa geldik bu için. Allah razı olsun. Merci şerefti. İlk başta istedim hayallardan konuşalım. Her beşerin bir hayal vardı. Sağ tam olarak hayalın neydi ve neye getirdi? Valla doğrusu benim hayalim tam bunun aksiydi. Tam bunun aksiydi? Tam bunun aksiydi. Biz aile olarak 60 sporcuyuz. Sporcu? Evet. Yani göz açtık, babam kalacı, amim kalacı, o bir amim oyuncu. Ve bu acıvata yaşadık. Güzel. Ve geçtim, 3'ten sonra bitirdim, geçtim Mehad Adad-ül Muallimine. Bizde Mehad Adad-ül Muallimin 5 ildi. 3 ili amdi, 2 ili hastı. Doğru. Ve 3'ü bitirenden sonra branşlar açılar sağ olsun. Yani hangi branşı seçsen ona gelirsin. Valla biz de 20 kişiydik. Şansımız o ile. Arkadaş ediyoruz yoksa kimse yok ya, 20 orada. Kişiydik yani, yığdılar bizi, biz o kadar, o il az aldılar bizden. Doğru. Ve biz hepimiz spora gidiyoruz. Bu da niyetimiz, şeyimiz. Ve geldi. Özü Mahad Muallimin içinde zannettiğim kadar kısmı riyada yoktu. Bel var. 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 Ha, çünkü geçtim abi. Ben mesela riyadiyat eştim, Türkçe bölümünü eştim. Yok, rakbaya göre açarlar. Ama hiç seçtim abi şeyi. Rakbaya göre açarlar. Yani 15'ten fazla olsa. Açılır. Ve bizim ilimiz ne oldu? Biz 20'den aydık. Yani edebilmediler ki kısım açılar. Valla biz geldik, yenge ile devam ederek dediler, valla siz sanat eğitimine geçtiniz. Hap muza bir kete dediler bana. Hap muza bir kete. Şeyden kim, darılan kim, şikayet eden kim dediler. Valla bitti, biz seçtik bu kararı. Gittik şikayet ettik filan yerde. Dediler bitti. Bitti, siz daha yazmadınız herhalde. Yazık, daha başlamış şeylermiş siz. Yani çağrımızı gördük. Yani sporu tamamen terk etmiş oldunuz. Tamam terk oldu. Başladık sanata. Valla birinci şeyimiz geçtik. Başladık model resim etmeye, önümüze şey koymaya. Bilsen biraz adamın eli alışmayıp hala, biraz ağırına geldi. Taban. Çok şey var galiba yani, böyle ay nece ağaç da alı, o evladı. Bizde yani mesela uşakken de yani resimle ilgi hiç yok idi, ne uzaktan ne yakından. Sevardım. Sevardım. Ha, bes ama oturum resim edim yok, bir şeyim yok idi. Valla başladım, baktım yok, şeyim vardı yani. Yetenek var sende. Yetenek var mende yani, hocalarımız geldi. Adri iyiydi, şey edir, sana destek oldu. Yok, baktık biraz içine girdik, yok. Güzel bir şeydi yani. Başladık yavaş yavaş tatvir etmeye. Yani biz başlardık, bizim Ustad Kemal var idi. Derdi, evde gere bir resmi 8 kere edersiniz. Skeç edersiniz özün. Hmm, bakarsan ha, bir ne caydı, 8 ne oldu. Gerçekten yani biri başladı, koyardık bir yani, ikinciye başlardık. Üçüncü, 8'e ulaşınca başka bir resim çıkardı. Doğru da. Evet. Resim dünyası diyeğin, resim dünyasında zorluk çekmirdi mesela yani, sen özü diyeğin daha fazla meylu sporaydı. Bel bir sene kamil kaldım böyle yani.
Bir sene kalmadım. Çok aziyet çektim. Çünkü ne de olsa sen bir daha yoktu diye arasında. Çok ilgilenmeyip sen ama ona karşı yani başladım aktarmaya giderdim. Yani o hocadan bir şey alardım, o arkadaştan bir şey alardım. Yani evde kardeşim oturup derdim dur sen şey yedim. Bir öğünme bir şekerden koyardım bir şey. Yani sevmeye başladım. Başladım yani başladılar özler de sevdirmeye bize yani. Doğru. Özü bak hayatta bak bir sen bazen ne vardı? Bazen bir şey koysan sen o fikri var. Yani mesela diyesen ben bir sporcu olacağım. Bu hatırlamıyorum yani bir örnek sana veririm. Diyesen mesela sporcu olan ben baksan hayatta karşı o bazı şeyler çıkarı. Tam tersi. Tam tersi valla. Ama ne oldu da aynı zamanda da sen sevsen özüne. Yani çok başarı gören ben bakarsan bir şey olmak istere. Tamam. Hatırlam doktor olmak istere. Bir kere kendini mühendislikte taptı. Bakarsan onda ebdeh edire. Tamam desin. Daha ne oldu yani o doktorluğu da tamamen yadından çıkmış oldu. Yani ben inan ki yani bir şeye ulaştım seviyeye. Hem de derdim dedim Rabbi hem de olsun beni bu branşa koydum. Yani çok şeyler kattı hayatıma. Çok şeyler yani alıştım özünden. Hatta yani insanlardan teamülüm bile değişildi. Özü ressamın da fikri de hemen biraz daha farklı biraz olur. Biraz farklı olur. Yani baksa o indi resimlere deler valla bunların tipleri böyle yabancı takidi yani saçları bilmem ne. Onun tam işi yoktu mesela oturman taraşı oldum şey yedim. Fikri sürekli bu nece oldu. Bu nece yani. Şimdi sen diyelim bu glasa bakan da bir şeyinden baksan. Bir canımdan baksan. Bir canımdan. Yani. O 5-6 şeyinden bakar özüne. Tadliline bakar, suyun şeyine bakar, harekasına bakar. Yani şimdi bu mesafeni çoğun kıyas eder. Doğru ha. Evvel şey eder. İşte demiyorum ressamın düşüncesi tamamen farklı tamam, ol normal bir insan düşüncesinden. Çünkü ben bir sürü arkadaşım var ressamdılar. Bir sürü misafirim de gelip yani konuştuklar zaman baksan bir şekilde bakırlar hayata tamamen farklıdır. Çok farklı. O kendileri öz ezvallerini yaratmak isterler. Tamam. Seviyorlar yani özellikle has bir cev yaratırlar. Tamam. İşte bak şimdi bizim ressamlar çoğu bu şeyde çok mana çekerler. Ecva meselesinde. Yani nadir ama bakarsan bir resim böyle yani oturup diyağın ceddede o şeyde yapır. Çünkü çok özel bir cevizler. Yani tabii her şeyin de ressamın bir tarzı vardı. Tamam. Yani şimdi ben kendimden bahsedeyim. Ben müzik çeli olmasa. Müzik olmasa. Müzik olmasa. Güneş olsa resim edebilmem. Güneşte resmedilmesin. Zaten bizim yazımız hepsi güneşte. O zaman resmedilmesin. Yaz günü hiç dekmem resmi. Yaz günü hiç. Etsem de gece ederim yani mağrıptan sonra. Ne zaman bir acua yaradıp sana söz bu söz? Valla doğrusu benim bir küçük mersamım vardı evde. Ev içinde. Hem evde var hem de özel bir okuldayım yani. Orada varımdı. Yani orada tam her şeyim vardı yani. Hatta rengim bile karanlık etmişim yani. Her şeyi karanlık her şeyin karanlık etmişim. Yani ressamlar çoğunluk karanlık seçmezler mi billahım? Bazıları tabii az şey der. Benim bu tarzımdı yani. O tarzı baladı. Yani çünkü doğrusu ben üniversitede bu çok şey etti bana yani. Biz şeyde kalardık, kısım dahili var idi. Siz Bağdat'taydı şeyim. Her karanlık idi yani. Her odamız karanlık idi. Bu acıbata alıştık yani. Yani benimle arkadaşlar da aynı. Böyle yapardılar. Ya bu Hasan ışık altında. Yani bir arkadaşım vardı Haldun. Hattıydı. Ha bakardım her şeye karanlık edip bir küçük glob koyup onun altında şey ederdim. Ve baktım yani göbes o yani çok arkadaşlar yani bu cevdi daha şey. Çünkü resmin tesiri fark eder etse özü güneşte fark eder etse özü güneşsiz. Güzel. Yani farklı bir şey yapsan yani diyelim. Yani bu intibailer var. Tabii bizim okullar vardı şeyde, resimde. Vakıiden sonra kim geldi bu intibailer? Bunlar bu şeyi taplar diyağın. Güneşin farkıydı. Karanlıktan beraber. Haklar bir levhane ne ettiler? Gün kamil oturdular özünün, 24 saat yani. Mesela gün orta ne oldu, mağrib ne oldu, sabah erte ne oldu? Rengi rengi verdiler özünü. Rengi rengi. Rengi yani rengi farklı rengi. Oldu. Özü bak o zamanlar da biraz ayrıydı resim çizmekler. Çok İndi ayrı. Çok ayrıydı. İndi çok açıldı. İndi çok enfitah oldu resmi. Yani bu ahir şeylerde, illerde bakıram hatta başka branşlar çıkıptı resimde. Yani başka okullar çıkıp. Yani tesmileri de yoktu yani. Sen hangi okulu görsen özü bu daha fazla yakınsan? Valla doğrusu ben tecridiye çok şeyim. Tecridiye. Tecridiye. Tecridi bir sene adı. Sana hükmeder fırçavun harekasıyla renkten.
Yani bazı insanlar mehtiramat dende gözüne bak bu şey der bu nadir şey edipsin. Ha böyle fırça şarbutluyuz ha. Yok ama bu branşı okuyan bilir bu nadir yani. Farklı bir branştır yani. Yani çoğuluğu şey var tabi içimin iç şeyler ve etmedidir. Ha güzel. Bak aynı bu nokta üzerine de girmek istiyorum. Sen genellikle kullandığı şeyler İnternete mesela çıkarsan bir şeyi çizim halinde yapsan özün yoksa sen o hayal dünyadandır. Valla tecrübe olarak olmaz copy paste desen yani diyelim alasan bir ha çünkü onun bilmesen fikri nerede? Her adama bir şey verir. Yani indi bir levha var. On adam bir, her birisi bir tefsir eder özün. Her fenden bir tefsiri vardır. Yani ihtiyade tefsiri fark eder ressamdan. Ve kadar yakarsınlar. Tecridi illa tecridi kesinlikle olmaz şey desin. Rayu nedir Leonardo'nun tablosunda? Leonardo bizim necidir? Beyik üstadımız değerimizdi. O tarza bence indiye kimin? Kimse ulaşmadı. Kimse ulaşmadı. Yani ben şahsen ressam değil ama çok severim tablolarını. Çok güzel şeyler var. Yani o yani özlerin şeyinde derler bu insan yerden gelmiyor. Böyle derler o vakit. Yani çok şeyler etti yani. Hatta resim olsun, her şey yani. Bir iki kahve taplar, baklar resim edipler. Resim edip içinde. İndi çıkar o şeyler. Ama bayağı iyi resimlerdi. Yani hepsi anlamlı resimlerdi. Çünkü bak hatta Leonardo'nun şeyi var, bir tablosu var, son akşam yemeğiydi ya. Yani ona baktığı zaman indiye kadar herkes bir tefsir edir özne. İndiye kimin? O da Mona Lisa'ya da bak yani. Mona Lisa'da zaten duruyor üzerine bayağı ünlü bir tablo o da. Yani bak nanca şeyler çıktı ya, şarkı olsun, film olsun, hepsi Mona Lisa üzerine çıktı. İşte demiyorum yani baktığı zaman tabloya bir taraf yıldırı, bir tarafı güllü. Yani. Bazı teorilere göre diller ihtimal birisi diğer karısıymış, birisi diğer yardımcısıymış. Bu teoridir tamam. Bazılar özü yanında çalışır yani. Özünün kız versiyonudur bazı diğerler. Yani diğer alasız ben eşitmişim, beğenmedi özünü o. Bu kalktı şey oldu yani üzüldü şey beğenmediğine. Attı özün diyarın bir şeyi var İslam'ın altında. Kaldı işte özü vefat edenden sonra daptılar bu işlerini yani. Pes vallahi çok güzel şeydi yani indiye kadar bu son zamanlarda ben görmürüm yani bu derecede böyle yetişen yani bu kadar anlamlı bir tablo çizen. Ve hasaten o zamanlar ne kadar zor şartlar içinde böyle tablolar çizirmişler. Çok, çok, boyak nahiyasından zaten billah. Hepsi baksalardan çıkardarmışlar. Yani o zaman da boyak şeylerden. Zor bir şeydi. Yani indi istediği boyağı katıplar da yani saçın hazırdı. Yani indi biz diyağın kibinde ben işlerdim. Boyak biraz şeydi. Yani zor idi getiresem bu. Biraz garip renkler vardı. Onları getirmek biraz zordu. Bir 5-6 rengi katardı yallah. Mesela indi beşerin cildi, eğer katsal 5-6 renk ister. Tamam. Yani mesela ya var hazır renk. Hazır renk de. Zaten öz teknolojiye indi bayağı gelişledi yani tasvir oldu. Onun için yani istediği rengi tam olarak getirebilsen ama eskiden zor idi bir şey. Çok zor bayağı zor idi. Biraz öğrenciler üzerine konuşalım. O tam olarak anlattığı zaman üzerine resimi tepkiler ne oldu? Nasıl görsen sen özlerine? Valla ben ilk başladığımda anladardım özlerine, özlerine gariplerine gelirdi. Yani nedir bu? Ne selaşeri? Kalktım baktım bu yetmir yani özler için. Yani biz bu kalktım video kattım özler için. Video kattı. O fikirden, selaşmaktan videonu kattılar. Baktılar hakikaten başka bir şeydi. Başladılar sevmeye. Başladılar yani şeyleri oldu, tılaları oldu. Baksalar bu nedir? Fudul oldu özlerinde. Yani bizim indi bizim bes Dafinci diyor gidi adam. Yo bir sürü ressam var. Bir sürümüz var. Yani her branşın mesela Van Gogh da. Van Gogh da bayağı bir ressamlardan. Bu adam da çok garip bir tarzı var idi. Ahirde de yani adam intihar etti yani diye adam. İşte diyeyim ben ressamların biraz akılları daha farklı oldu. Farklı yani. Oldu. Çünkü başka düşünür yani düşünmez bir gün neyim. Bugün ne resim edelim düşünürsün? Bugün ne yapayım? Ne yapayım? Farklı şey yapayım ki insanlar yapayım. Bu diyarın ki ulaşır diyarın. Kistiri özünü daha öge atsın. Doğru. Bu aynı zamanda da bu öğrenciler diyarın uşakken alıştırdığı zaman özüne mesela bir resme ihtimal büyük olduğu zaman içinde olan bir yeteneği sen çıkartmış oldu. Tabii. Yani ben uşak olduğum zaman, iptidaili olduğum zaman bir şey hiç olmadı yani. Doğru. Görmedim bunu meşterlerimizden. Tamam, o zamanlar yani. İndi de.
Hala da yani bu şey devam eder. Yani bizim yazıklar olsun. Yani ben bakarım çocuk geldi ilkokuldan. Dağım şey yapır, rakam 8 yapır, müsallat yapır özün. Yoktu bir böyle bir mantık yani. Şimdi gel her dağlara git. Hatta kımı olsa yoktu böyle ücü olsun. Doğru ha. Ya derim bunu yanlış anlıyorlar. Nece usta? Nece şey etsin? Mesela güneşi. Güneş bir yuvarlak bir yapar ha. Hiç çıkıyor özden. Bu katlar ne al Allah kahretsin. İşte bizlere de deve soları alıştırdılar. Ya da kurma baksası iki kat çekti. Orta yerinden eksi etti. Bu bitti ya o kadar da. Ya da şey kuşu M harfi ederek. Kuş sayıldı o. Ha. İşte yani bu şeyleri gere yani uşak bizden daha iyi şey alır özün. Yani eğer verse özüne düz yolu bizden daha iyi çıkartır özün yani. Aynen. Hatun biraz ilgisi var resimden de. Bəli, bəli, tabii. O da çok önemli de. Çünkü bak bir sene de yani bize resim alıştırmadıkları için hatımız da bayağı kötüdü. Bəli, bəli. Bizde bir şey vardı. Diri hattat yani bir kanunu vardı. Arapçada der. Minel mümkün resim yakın hattat. Benim kardeşim ama ressamdı. Aynı zamanda da bu son dönemlerde hata da terkiz etmeye başladı. Lakin leysem ne mümkün el hattat yakın ressam. İşte demirim ressamdı kardeşim benim. Baktım bu son dönemlerde başladı özü hatları çizmeye yani. Güzel bir hattan çünkü rüyası başkadı. Rüyası yani oturanda sen indi diğer metan ruk'a edir. Hat ruk'a. Bakar ruk'anın harekasına ne? Hatta da bir sürü ne orta var. Çok var. Mesela indi kufi vardı bizde. 5-6 şeyi vardı yani, teferruatı vardı, hendesisi vardı, müzakrafı vardı, o kadar. Ama maalesef hat da çok ihmal olmuş durumda karşıda. Yani ben şimdi elden sayılacak kadar az genç tanıdım, hattan ilgilenirler. Lil'elim hat çok önemli şeylerden birisidir. Çok önemli. Bir senelerde bizim büyük şeydi, teknolojiye dağıttı bu şeyler. Yani şimdi mesela diyelim, evvel biz göz açtık burada en çok kıta yazılanlar münasebette yazdılar. Münasebette yazdılar da. İndi yazılmıyor. Rasen veri flex yedir özün. Bu zabıt ha. Onu getti. Daha ucuzdu o değil. O neyse. Daha ucuzdu. Daha mürettebte çıkıyor. Hatta o seri etti. İndi alem şey yedir. Yani kalmadı o zevk alemde yani valla el işi. Bak şimdi geldi iki levha. Biri el işiydi, biri kopyiydi. Naksı bahadı, el işi bahadı. Tamam. Çünkü şeyi daha hayaviyası daha şeydi. Doğru. Sence bir ressam para kazanabilir yaptığı tablolardan? Çok kazanabilir. Çok kazanabilir. Hususten indi yani. Yani ben indi bu halde görürüm. İnsanlar yani sevir resim. Ama yapmır. Yani maalesef yani indi baksam ben bakarım yani çok beyçiler vardı, safhalar vardı, şeydi yani resime çok havaslar vardı. Hı-hı. Yani ben bazen oturam derim vallahi haktı işimden vazgeçim işliyim. Ama başka farklı şeyler istiyorlar resimler. Yani şimdi bizim bir yenge resimler üz istemiri. Mesela muasırlar, mabadil hadathadı bulardı. Üz işlemir. Yani vakıeden çıktı diyelim biz. Vakıa tarzını istemir. Yani ben oturup bir tek böyle resim yedim koyayım eva. Bu şey kalmadı biraz. Hı hı. Doğru. Sence bir insan mesela evi istir bu tablo alsın. O tablonu nasıl seçebilir yani mesela evine uygun olması için? Vallahi bu şey doğrusu çok zevka kalı. Zevka kalı. Zevk çok. Yok ama sen bir ressam olduk bu yani nasıl bir tavsiye verebilirsin özlerine mesela yani, tablo seçmeklerinde? Yani ben ilk şey olmağı oraya uygun olmağıydı. Yani şimdi ben bir yerde istirem bir tablo yapayım. O yer kalabalık ise o tablo iter. Yani bizde maalesef yani evlerde baksan mesela şimdi bir matbaa vardı. Ne gelmiş koyup özüne. Yani zannedir çokluktandı işe ki. Yok. Yani sen o yeri sade ele, o tablonu az, çok farklı bir şey olur. Bir de renk seçmek. Renk seçmek. Renk seçmek çok önemli. Tabii çok önemli. Bir de sade ne şeyler daha güzel geldi sade. Bana bir senede. Çünkü sadenin asla modeli yetmez mesela. Yetmez, tamam. Yani mesela bir sade bir duvara taktık o zaman bir sade bir tablo koysa yani normal bir tablo abartılı değil yani. Daha güzel çıkar bence. Ama bazen görürüm ben çok yanlışlıklar yapırlar evin içinde. Baksan öz duvar içe zaten olsa da onun üzerine de bir tablo koyur özün daha olsa da yani bir kere ne oldu? İtiri. Biz buna da televizyon basarı. Ya işte demirem göz yoruldu ondan. Göz yoruldu. Bakmasan yani sen şimdi bak bir hani bir tablodan geçirsen ne hadi durarsan. Var tablo geçmezsen bakanda bakmasan aslan özne yani geçen de hiç
umurda değil o. Çünkü çekmezsen bu çok önemli. Bu fennanın şeyine kal. Yani de bazen bakırım yani şeydir yani öz resim de yok. Ama hoştur sen çalış. Bes nedir? Copy paste edir. Mesela baksan koyur bir şey üzerine. Tabi edir özün koyur. Olmaz yani sen gere bilesen nerede hedefi, nişi bu tablonu yaptı. Ha. Yani de ben mutfak tablosu fark eder salon. Ha. Musafirden, yatak odasından. Yani bunlar çok önemli. Yer her bir ayrı olsun. Ha, yani mesela şimdi biz yatak odasını çokluk diğer böyle gözü yoruntulmayan. Çünkü orası istirahat yeridir. İstirahat yeridir. Yani gülü olsun, şeyli olsun, sindanalı olsun. Doğru. Ha. Ben görüyorum bu son dönemlerde, tamam yurt dışında burada ben, değil. Görüyorum caddelerde resimler yapıllar. O eski bir binayede resimler tamam. yapıllar. Neden bizim karşıda böyle bir şey olmasın yani? Çünkü bizim de bir sürü eski binayamız tamam. vardı. Yani o manzara yerine bir sürü ressamımız vardı. Edebilirler ya mesela vallahi, bir çizim yapsa, bir şey yapsa. Maalesef yani ben bir küçük münazlama oldu burada yani. Ama yani destek olmadıkları bu gençlere. Yani mesela şimdi boyak çok ucuzdu boyak. Ha zaten. Ha, yani bu yerlerde yapmakta çok ucuzdu. Biz olmadığına bizim eskiden olmadığına bu iş. Mesela diğer dışarıdakiler nedir? Göz açtı baktım şeyler var. Hı-hı. Bir tek caddede resim yedir. Bir tek şeydir. O da nedir? Uşakken fikrinde kal. Ben de büyük olandan buranı yaparım. Doğru. Bizde yoktu bu şey. Yani eskiden yok idi. Yani azıydı. Biz şimdi yani hamdolsun. Mesela bizim Kerkük'te çok çok ressamımız vardı. Bir sürü ressam vardı. Yani böyle ressamdı. Ama maalesef yani diğer ilamiyen şeydiler yani. Doğru. Biraz tabloları göstereyim, gösterim sana. Biraz Bel. Hikayelerini anlatsam bizlere. Bel. Çünkü ha, konuştuk bu kadar resim üzerine biraz da göstereyim üzerine. Sağ olasın. İlk olarak bu tablo. He. Bu doğrusu bunu şey etmişim yani bir branş almışım. Bu okulun adı Dedeiyye'di. Farklı yani iki göz gördüm özünde ben. Bu bir kişi. Dudaktaki de herhalde aynen. Bu bir kızdı. Muanatın selaşırı yani. Ha yani he. kendi sorunlarını anlatmak istedi. Yok yani dire bak ben dışarıda nerede ben üzüm. Başka yerde bak üzüm nerede. Farklı bir resim oldu. Bak orada kara seçmişim. Yani resmin en sahası karadı. Bak o mavlar hayalları da getirir. Hayalları da getirir, bir sürü hayal. Her zaman diğer mavi şeyler hayallara gider. Hı. Renkler yani renk şey olarak bu. Özü her renkte bir şeyi anlatmak ister. Başka bir tabloya geçsek bu. Bu şeydi bu, diğer tankıtıya derler özüne. Tankıtıya, atrasını bu atrasını özetmez. Atrasını, ha. Buna tankıtıya derler, bunu diğer nokta gibi yaparlar özüne. Ha noktayla. Ha nokta gibi, ha. Bu neyi anlatmak istiyor? Bu şeydi yani diyağın bir mazdar ilhamdi yani takadı diyağın. Takadı. Yani bu bakan özüne bu ara Asan'dan çok severler bu resimler. Diyağın bizim öğrencilere gösterenden derdim nasıl güzel derdiler bu. Renk şey derdi özler. Doğru. Yani biz at takadı bizde. Bak her yerde baksa o at. Doğru. Ha, mazdar takadı. Ama bu da çok güzel bir tablo olupdu diyağın. Başka bir çizim. Ha bu şeydi. Bu yengi bir okuldu bu. Amerika'da bu şey göründü. Bob Art. Bob adı. Art. Ha. Bu çağırçıydı. Bob Marley. Bob Marley zaten. Ha, Bob Marley. O da şeydi. Diğer bayrağıydı. Ama eski çağırçılardandı. Eski çağırçılardandı. Hazretim yani gösterim şey neydi yani. Benim bu hedefim bundan Bob Art ne demekti? Bob yani Art. Herkes eşiydi Bob Art. Biz bilmiyoruz neydi yani. Ha, istedi o anladı sana. Anladım ben o bak bu şekilde işlen. Doğru. Başka bir tablo bu. Ha, bu diyarın bizim Da Vinci'nin cemaati. Da Vinci cemaati. Onları seviyorsun sen. Bu klasik yadı. Klasik yadı. Ama bunlar da güzeldir yani. Bunlar da asla unutulmaz bu, yani. Bunlar indi bak mazal indi kimin. İnsanlar var bunu rağbet eder. Geçmir bu yengileri. İşte diyemiren bak genellikle bunu büyük yaşlılar severler. Çok severler yaşlılar. Doğru. Başka bir bu tablo. Ha, bu tecridiyadı. Tecridiyadı. Bu da çok güzel bir tablo oldu. Bu biz farklıydı. Bir tecridiye ne demekti? Bu aynı diyağım vakitten bir şey almışım ben. Bes başka bir şey. Bak yani yağışı bir şekilde vermişim. Yağış da o böyle diyağın siyah beyaz katlar. O bir tarafta renkti aynen. O da renkti. O diyağın tükenlerdi. Tükenlerdi. Başka bir tablo bu. Bu.
Bu Remziye diyorlar aslında. Remziye. Güzel. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Bu şeyden aldık, diğer Şarkılar Vusat'tan aldık. Şarkılar Vusat'tan aldık. Başka bir tablo bu. Bu benim mezunluk şeyimdi doğrusu. Ha, Bahtı budur. Ha, Bahtı. Araştırma. Çünkü özel araştırma isterler bütün okullardan. Ha, sen de kalktın böyle bir şey yaptın. Biraz anlatsana bizlere. Özvalo bundan anlatsana, bir sürü şey var özünde. Bundan bir sürü. Doğrusu bizim 5'incide üniversitede bu konuları aldık. Mabadül Hadat'ı aldık. Doğrusu ben böyle şeyde çok havasım var idi. Bir gün hocamız oturup selaşeri. Bunun kısası nece oldu? Ben bunu ettim. Bir başka ustad bana bir yardım etti. Biz böyle fırça vurdu. Bak şeyi hara getirdim sadece. Bitirdim, verdim, özünü takdim ettim. Levhane dedi. Bunu sen bunu etmeyeyim dedi. Sen etmeyeyim dedi. Ustad vallahi ben etmişim dedi. Müstahil. Dedi düşersen yanımda bu dersten. Başka az dedi. Biz onun bir hat vurmağını bildim. Ama bu yani şeydi, skeçi de etmişim bunu. Skeçi de. Ama büyük hala şeyde duruyor yani, üniversitede. Ha, güzel. 3 yıl arz oldu. Başka bir tablo. Bu da aynı Bob Art'ı. Bob Art'ı. Bak burada daha şeydi yani. Burada bu da Mr. Bean'in de. Mr. Bean'i göster edersen ilişmemesin. İlla burasını kare edersen av şey. Vur ayrı renk gözüne. Koy gözü değişsin. Değişsin ha. Güzel. Yani farklı olupdu. Bu Bob Art'ta son zamanlarda dediğimiz ki meydanda bayağı yapan vardı yani, görürüm ben. Karşıda ben indiye kadar bir tek yer bir tek tane tanıdan Bob Art yapır, sen de ki oldu. He, evet. Doğru. Ben doğrusu çok sevdim bu branşı yani. Doğru. Aynı zamanda da el işlerde yaptın sen. Bu mahad işlerimdi. He, el işlerde. Bunlar maket diğer gözüne. Maket abi. Şıkata çöpüden yapmışsın özleri. He, yok affedersin diş mi aldı? Diş mi aldı? Diyemiyorum yani, bunlar da farklı bir şeydi. O yeşil pirinçti. Yeşil pirinçti. He. Güzel. He, spraydan şey etmişim özün. Ha, onlar daştı yani böyle. Bu diğer bir park etmişim, yani bahçalık. Doğru. Ha, o da şeydi, o şemsiyeler. Şemsiyeler. Külçe malı, silifon koydum içine. Ha, bak benim öz düşün bak hakikat yani. Fikire bak, fikir ara açarsa açın. Doğru. Ha. Bu resimler bu kadar. Şimdi kısa bir araya geçsek tekrardan devam ederek. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerin karşısında olacağız. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra sizlerin karşısındayız. Dönerim başka bir konuya. Aynı zamanda da sen oyuncusan. Bu son dönemlerde de Ulusal Milli Tiyatro'nun müdürüsen zannettiğim kadar. Tam olarak nasıl oldu sen tiyatroya başlamak? Ressamlığı anladık. Futbolcu olmak istedim. Yetim ressam oldu. Aynı zamanda da sen oyuncusan. Bəli. Bir sürü alam da tanır seni. Bir sürü milletimizden de tanırlar seni. Biraz istirəm anladasan ona nasıl oldu sen başlamak o? Valla doğrusu aynı biz resim branşına başlayanda bir gün bizim büyük ustamız, hocamız Erfan Dayı'la geldi. O vakit mesela kağıt neşatıydı, mesra neşatıydı. Geldi dedi, bu gençlerden oyun istiyorum. Dedi, özleri artlar, şeydiler. Ve ben biraz şey ettim, konuştum dedi, sen dillisin dedi, gel bana el veresin, bana böyle dedi. Dedi bir şey yapmam için bunlar o günde yapabilirsin dedim, normal bir moment. Bir böyle bir şey verdi dedi, yağış altındasan dedi bir kızın yolun belki sen. Nece çıkmır da sana az koyup. Valla verdim özüne dedi, sen okey çok beğendim. Ne verdi bu böyle özüne? Verdim soğuğumdu, yağıştı yani. Ha. Doğrusu çok beğendi özün. Yani bizim Mustafa Erfan da bizim büyük ustamızdı. Buradan saygımı salamız özüne. Doğru, zaten büyük ustalardan birisi de. Bayağı bilgiliydi. Yani adam seçmeği çok zordu yani. Yani seçtik bir üç tane, bir beş tane olduk. Dedi siz daha başlarsınız naşatta devam etmeği. Güzel. He. Burada kasıldık resimden daha. Geçtik naşatı. Bir iş var idi, arasız gidip divaneye özüne. Sonra terbiyetler malı var idi. Bu her sene terbiyetler oldu. Valla burada verdiler özün. Bizim büyük ustamız Fazıl Halakın idi. Oyunun adı Eyyamun Laha Ta'mul Elim. İlk oyunu muydu o? İlk oyunum idi. Doğrusu çıktım şeyde sahnenin üzerine. Biz orada başkaydı sahne. Çok büyük bir sehimli bir yerdi. Yani indi herkes alışmayıp sen daha. Alışmayıp sen.
Çıksan üzerine, idaya baksan, acaba baksan, büyük yer bir seni bir şey basır yani. Bir heyecan basır. Heyecan yani. Basır. Aynı vakitte de stren, bez bir şey yedim, gösteririm içimdeki takan. Öz sene desen yardım edir yani, steç beladır. Neydi bazıları, valla geldi, gel burada öyle de, yok baba. Kolay değil. Kolay bir şey değil. Ama bir sende neydi? Sen önemli olan özü odaklanmak oldu. Kendime kimse yoktu. He he. Kimse bakmıyor sana. O çok mühim bir şeydi. O yani bak şimdi bizim baksav Sergi'den oyuncunun arası tam Karaoğlu. O der hatta yardım etsin. Ama sen şimdi bir şey versen birisi bir hareket attı. Sen eğer oniden girişsev yıktı özü. Öz televizyon da aynen belədi. Yani sen şimdi mesela burada oturupsan sen benim misafirimsen. Beli. Bir sen kameralar var burada. He. Yani biz sürekli olarak kameralar bakır sana, şey ediriz, stres tutar sana. Ama sen normal mamla seleksa, asla yani o stres olmaz sana bu YouTube'da. O heyecanı yani çok olmaz. Yani kameradan bahsettim, kameranın stresi çok, cumhurdan çok, da şey. Zaten öyle çok milletimiz çekilir kameradan. Bir arkadaşımız var, kamerada dedi, adım nerede? Dedi, durdu yanına. Yandan çıktı adı. Yani zor bir şeydi. Gerçekten zor bir şeydi. Yani şimdi tiyatro oynamak ve hususatın yani bu şu an çok zordu. Yani ben geçen gün şeye bu diyen sosyal medya baksan şimdi çok mazalar açım yani diğer YouTube olsun, TikTok olsun bunlar. Ama baksan yani yazıklar olsun, hedefsiz bir şey. Anlamsız verir. Şeyler yapıyorlar. Çok anlamsız bir şey. Yani bu iş böyle dök yani. Baksan bir tekdir ben yönetmenlik ederim. Ne adı yönetmenlik? Bir şey yoktu özne diri. Kardeşim hiç havanta bir şey dök. Nece yönetmen etsem ben işlemişim. Yani tamam indi olabilir yani bir olabilir fikrası var ihtimal bir şey çekmek tabii fikri var şey. Yani ama diyakın onun da sikası vardı yani medahib bir sürü medahibi vardı. Zevayası var şeyi var her şey. Medahibi var bu vakaydı bu diyakın da makul gayrsiz tabiiydi. Bunlar hepsi diyak akademi olarak okumağı çok önemli. Okumağa keyhine önemli diyen. Yani. Bak birisi, baksana bir şeyde başarılıydı, yapabildi özünü ama akademi de gel. En azından yani mesela sevdiği bir şeyi yapırsa sen, severek yaptığı bir şey ise gerek bir kitap olsun, bir şey bir fikra olsun özünde yani en azından. Çünkü bak bir sene de, yani mesela sen akademisan, ben akademi de girem diyen. Böyle bir örnek diye veririm. Ben bir şeyi yaparım, bir çalışmanı yaparım, sana o ihtisası diyen diyen. Yaptığım şeyi ben güzel yaparım. Ama sen bir akademi gözüyden baktığın zaman o yaptığım şeye ihtimal ben bir sürü yanlışımı çıkartacaksan. Tamamdır. Niçin özümü böyle bir mokufta koyayım? Onun yerine karamıyoruz nedir? Zor bir şey daha gitara. Oturasan bir 200 kitap olacaktı eğer. Onları okuram fikrim oldu. Hatta bir akademinin karşısında ben utanmış kalmayayım. Yani bak bir sene Necati indi aynı müzikant da gitti. Var adam mesela üç çaldı. Çağlı ne desen öz nedir ha bu? Oldu. Çağlı sağ için özü. Semaydı. Semaydı ha. Ama gelende dedi baba bu naksı makamdı. Neyden başları? Mesela diyakın bu beyatı Hicazı neyden başları? Durur sağ için. Valla do, valla bilmirem. Do nedir, re nedir, fa nedir, sol nedir, nota nedir, rubu nota nedir, si bimol nedir. Bilmir onları. Bunları bilmir. Ve bunları bilmediği zaman kaçar özünde daha. Doğru da. Peki Sağut zor olmadı mesela oyunculuğa başladık o zaman. Çünkü sen özün mesrahiydi. Yani yok pardon yani ressam mıydı yani. Sağut zor olmadı mesela başladık o zaman ilk başlarda. Çünkü alaka yok idi diyen bir oyunculuktan. Tamam. Valla doğrusu böyle çok zorluk çektim yani. İkisini bir anda başarmak çok zordu. Ama bir senedir bizde ruh var idi, sevmek var idi şeyi. Yani biz gece mağruba kime kalardık. Tiyatro şey olduğuna, karanlık olduğuna, karanlıktı bilmezsen ne çağırdı, ne olup saat girse o şeye. Çabuk geçer saat. Saat de koymazlar saat için. Bak, hiçbir şey oyuncu için koymazlar ki fikrini meşgul etsin. Ve bilmezsen, yani ne saat var, ne diyakın telefon al, gir desen sahneye çıkartmak biraz şey diyor yani, uygun diyor ki. Ezber de istersen lan. Ezber çok mühim. Ezberi ne cadı? Biri okusan özün. Bir yaşasan özün, ondan sonra da ezben. Çünkü yaşasan özün. Özün bence yaşamak için daha önemli bir daha önemli. Çok bak bir sene de, mesela diyakın atıran birisi geldi, ezber kuvvetliydi. Bəli. Ezberlerde özün yaşamır baksan o devre.
yaşamadığı için ne oldu bir kere düşer o şeyke. He. Ama sen hani tam yaşayasan özünü yani tam anlatmak istiyorsan özünü yani onda ne olur müşahidin daha dikkatini çeker bence. Doğrusu da bir sene var şeyde karakter seçmek çok bir, çok önemli bir şeydi. Yani ben de karakterim bu işe oturmuyor. Atmam özüm. Atma yani indi ben görürüm bazı özünü ne olmuş işlerim. Bir yanlıştı. Çok yanlıştı. Çünkü böyle olsaydı ya der baba bir mesrah var, bir branş vardı tiyatroda. Yani mesela komedi işler, trajedi işler, drama işler, her nesin o işler. Yoktu böyle bir mantık. Yani indi komedi çok zahmet. Yani bakın trajedi olan da 50 yıl sonra komediye itiraf ettiler diyelim. O da kalktı, agrikler ne etti? Dediler olmaz komedi yalnız işlersin. Ettiler özün tragoma dediler özüne. Ha, tragoma diyagın şey oldu. Cahattı bes içine güldürücü kattı. Güldürücü kattılar ha. Diyagın bizde diyagın komedi sevda vardı. Onun gibi oldu. Yani bir hedefi var. Bes güldürmek şeyden ulaştırırsa için o hedef. Yok tehric. Özü bakar insana da komedi yakışmaz bence. Yakışmaz. Çok çok tipti komedi. Tipti ha. Birinci tip olar. Sonra Hakatoğlu. Üçüncü mümessilin şeyine kalı. Kabiliyatına kalı. Ha, nece bu indi sen bir noktasıyla o noktada aynı ben diyeyim. Sen o anlatma tarzı farklı oldu ha, tamam. Ha. O hareketten kaçtan yaş attırar sana. Adam arıyor aynı şey takin, şair takin derse için. Bir şey anlamasan da. Bir şey anlamasan, eze gülmesin. Doğru. Skeçler genellikle kimler yazır? Vallahi bizim bu en büyük sıkıntımızdı. Doğru. Büyük sıkıntı. Çok sıkıntımız. Bundan önce bizim büyük ustamız Muhammed Güzelçi yazardı bizim için, yardımcı olardı. Ve bu indi ahir fetrelerde bizim büyük ustamız Muhammed Haşim yazdı. Adam, zaten son tiyatronu yaptı. Son tiyatromuz Eczacı yazdı özün. Yani adam çok güzel yazar. Adam vakamızdan yazar. Ve aynı onun yanında bizim büyük ustamız, o abimiz Şemseddin Türkmenoğlu. Yani bu bizim başta gelir ustalarımızdan. Bunlar şey yazılır, vakıa yazılır diye. Özü bak biz skeç yazmak ne ister tam olarak? Senin fikri olsun, ondan da ayrı yaşadığı şeyleri yansıtmaktı bence. Ya mesela sen bir gün çıktığı yazıya bir olay gördün. Bu olay kısa neydi? Sen skeç halinde yazılsan özde. İşte ülkenin neyi vardı? Bunun da bir şeyi vardı yani, kural vardı. Yani mesela indi ben yazandam, geri bilim fenil kitabına adı. Yani bidaye, nihaya, vasat. Nihaya, vasat. Vasatta ne oluyor? Akda oluyor. Ben başlarım bir şeyden, hayat düz gediri, kalktı sıra oldu, akda oldu. Bunu nece hallederim, çözerim, bitiremez. Bunu bilmesem, yaklaşmam ben derim şeye yani. Yazmalı. Fikirinde 100 fikir getirem sadece. Bezge yazmağına. Yani ben insanlar tanım, çok güzel fikirler var. Biz yazabilmiyoruz. Ondan da ayrı yazdığı diyagın onu canlandırmağa. Ha, çok önemli. Kim canlandıracak? O diyagın muhrice geçer o iş. Ha. Yani muhriz alanda nasıl alınan? Ya ne der özün? Bakar bunu yok. Bu fazla adı. Alar, keser, ihtizal eder özün. Tam bu buna oydu. Bu sen buna geçsen buna bela olur. Onda bir kere bir sene desen tam olarak istediği doğru en diğerin şeye mesela kim daha fazla yakışır o zaman doğru onu veresen o, o da önemli. Çok önemli de. Çok önemli. Çünkü bak bir sene sen bir doğru aldı birisine verdi o savcı tam getirebilmir diğerin o doğru tane. Ne olur onda bir kere savcı hem sen bir hem durumda kalırsan zor durumda kalırsan özü kalır. Yok bunun yerine sen getireceksen o doğru ekanı vereceksen o insanın kibarı tam getirecek savcı özün. Yaşır yani diğerin vallahi ekanı. Çok önemli. Yani mesul var bak sen desen özüne. Der ha. Mesul de var ya desen özü der ya valla ben bu devre almıyorum. Nişi baba der uyumurum hani. Gerçekten bu iyi bir şeydi. Yani uyumuruyorsun ama bazı var ya yani mesela var oyuncu işleyip sen özden bilesen bu uyar özüne yoksa. Değil muhriz olarak yönetmen bile bunu. Ama sen yanımdan yok valla gel sana uyuru yok. Yani olabilir şükür uyuru. Bes edebilmez versin sen özü. Ha tamam. Ha. En yakar en çok sevdiği skeç hangisiydi ki böyle oynadığı özünde? Vallahi doğrusu benim tam branşım şeydi, cat, trajedi yemin.
Yani güldürücü işleri çok sevmem biz ama ben arkadaşlar bana derler sende şey vardı yani. Yani de otururum mesela Hilari. Yani mesela hani güldürmek biraz zordu. Hı hı. Çünkü başına çok geçiyor bunlar. Ve güldüremezlerin dersen hiç bir şey etmesen. Ben de utanmağım var. Çok büyük sıkıntım utandım. Utanasan? Çok utanacağım. Yine utanmıyorsun sen. Ya, çünkü madam macerada sen yani diyorum. Trajedide hiç şeyim yoktu. Hı. Komediye geçtiğim zaman derim ha bu güldürmez, ha bu şey etmez falan. Mesela aynı vakitte hamdolsun. Yani diyelim bir şey verebilirim yani diyelim. Özüme göre yani komediye de. Güzel. Evet. Şimdiye kadar bir an olup da hiç unutabilmişsen özün oyunculuk dünyada? Vallahi vaktinde bu Üstad Erfan bizi seçende bu işe çok heyecanlıydım. Yani bir sen baktım Eda Emeği'ydi, Öz de Begendi. Çok şeye ulaştım yani bir müstevaya. Aynı vakitte de sporcuyum, peşkil sürüyorum. Vallahi dediler 23 bizim arzu ver ayakın gere. 23 düştü bizim mutluluğumuz Necef'te. Bu yaptığım hapsi git. Dedim, hapsi gitti. Dedim usta ben gelebilmem. Dedi öldürürüm seni. Dedim valla usta ben gelebilmem. Çünkü orada akde etmişim. Dedi çok yani doğrusu. Kalktı adam ne etti? Double cast işledi. Başka bir şahsiye geçti yani. Başka bir şahsiye geçti yani. Çünkü indi de onu ha böyle şey ederim özüm. Doğru da. Meydanda olan oyuncularda Rai Unad'ı nasıl görseniz yani? Bir vallahi, sürü oyuncu olup size gören bu son dönemlerde. Vallahi bizim yani bizim eskiden abilerimiz ki tarihleri vardı. Hamdolsun yani muazzel indi kimin? Kaimdiler bu şeydi. Gençler de var. Yani indi ben bizde çok gençler var iyiydiler hamdolsun yani. Hı-hı. Biz doğrusu o müstaviye ki böyle üskek bir müstaviye görmedim bunu doğrusu. Üskek bir müstaviye görmüşsün üzerine. Ne ister tam olarak yani mesela bunların daha iyi bir üskek müstaviye, üskek bir seviyede olmakları için? Vallahi bizim en bu ki hepimizin sıkıntısı da madde. Yani bizim de yani oyun... para yönünden değilsen? Yani mesela bir örnek vereyim sana. Benim de küçük mesulüm vardı, iyi mesuldüler. Ben istedim bunları yaparım bir devre Bağdat'a. Tatvir el-mümettil. Eğer komedi olsun, eğer şey olsun. Ben ister bir vuruşa açım. Bunları nece öge daha yaparım, nece bunların muhibelerini saklayayım. Ama baksan sıkıntı vardı yani. Yani hatta yani para gelirse sana bes o kadar da diyor ki sana. Mesela şimdi ben... Yani yetmirdi yakın. Üstelim yaparım Türkiye özlerinde. Orada bir şey yapayım özlerinde. Oradan getiririm buraya. İbrahim hapsi neye bağlıdır? Maddeye bağlı. Bir de ikinci şey yani zor edebilmesem bu mesele. Derim benim işlerim. Yani ben edebilmem. Getirim diyeyim baba gel sen bes bu cavda yaşa. Gel kal burada. Edebilmir yani işi var. O onun da hakkıdır. Doğru. Yer tarafından sorunu yaşamışsınız mesela bu, bir yerde oynamakta. Bu ezeli şeyimiz. Ezeli bir sorun. Ha valla yani biz gözümüzü açtık yani ecdadlarımız, abilerimiz bu şeyleri çekir. Yani maalesef yazık olsun yani ben indi Kerkük'te tiyatro seven çoktu. Bir yer yapın. İndi emaradan vazgeç. Gel bir yer yap. İsaçın bu para da geldi. Doğru. Yani ben indi inan ki büyük hayalim budur. Öz zaten eskiden ben hatırladığım kadarı eski zamanda televizyona çok ilgi yok idi. Yani ben, tiyatro olduğu zaman milletimiz çok giderdiler. Yani bakarsan tamam. Yer yok idi o mesrahiyede. Sever, ama indi bakırım biraz düşüptü de bu. Bir sene hiç düşüp yoktu. İş yoktu. Yani çalışma yoktu yani. Yani inan köy günü onu verdik. Aradılar bizi bir daha istediler özün. Ama yine de sayı iyiydi yani. İyiydi. Yani indi bes ona onun zaafı şeyidir özün. Dir verin özün. İnşallah hazırlamışız. Gene verakın inşallah özün. Ha yani bir skecimiz var yani. Aynı onu istediler yani. Aynı onu istediler. Yani begenildi diyorlar. Begenildi. Yani bak giden insanların şeyi vardı. Bizim bir yerimiz olsa, özel yerimiz, günde veririk onu. Ya tamam. Özel bir yer olduğu zaman baksan başka fikirler de geldi Sağutçu. Ondan ayrı yani Sağut kadri olduğu zaman, muaddatı olduğu zaman. Çünkü bak bir senedir bir skeci canlandırmak senden elbise ister, yer ister, yer ister, farklı şey ister. Çok. Elbisen farkı var, mikyajın farkı var. Yani indi ben bir senelerde doğrusu, yani indi bir beş tane beş zengin olsam, beş zengin ol lan, baba açarım beş taneye. Çok para da istemez taraflar. Çok para istemez, hiç çok istemez. Git yani bir meblağ olsun diyeğin,
çok bir yani tesiri yoktu bir beş taneye varlıysa. Sonra sağ olsun geldi bu. Yani sen kiralı verseniz. Doğru. Evet. Yani işte diyemirem inşallah bütün bu sorunlar da hallolur çünkü i̇nşallah. Gerçekten bizim Kerkük'te böyle şeylere ihtiyaç vardı. Çok ihtiyaç çünkü vardı. Milletimiz böyle şeylerimi bilmem seviyorlar ya yani yapısa seviyorlar. Umarım Kültür birisi gelir sizi alıvızdan tutar çünkü görürüm sizi ihtiyacınız vardı bu taraftan. Çünkü hapuz da gençsiz yani. Belaldi, tam belaldi. Doğru çalışsız kendi imkanlarımıza göre bir şeyler yapmalısınız. O çalışmaya göre dök yani. Yani bak senin pazarda göle sandın baba ya durupsuz yok diyen iş. Bu işte hal mesele belaydı yani. Anlatabilmişsen de. Olan da hakkıdır. Senden bir şey bekledim. Doğru. Ve inşallah bir şeyler takdim eder inşallah. İnşallah. Göre şimdi size hani oyunculukla ilgili bazı fotoğraflar var göstereceğim sana. Sen bana tam olarak hangi oyunuydu bu? İlk olarak bu. Bu büyük ustamız Ustad Velid'ti. O da arkadaşımız Mahmut. Bu Konya'daydı. Ha Türkiye'de yani Türkiye'de. Yurt dışında da çalışmalarımız oldu. Bu Bu verdiği bir festival vardı Türkiye'de, Konya'da. Ne üstünaydı bu? Bu adı şeydi. Buhça. Buhça. He. Bunlar 3 arkadaştılar. Bizim burada Velid abi bir de oralı bir yabancı da var. Geldi buraları ayrılar. Her birisine güler. O buhçada ne var? Bunlar affedersiz şeyler, tulpaklar. Aspa baktarlar. Aspa baktarlar. O buhça düşer, bir üskekten düşer. Her kişi bir der seçerler. Her kişi o der bu kadarı ne de onu seçersin. Biri için diyarın bir könek çıkar. Mam için vaktinde bir çeket çıktı. Özünde şey vardı. Edem ipi vardı. Ha edem ipi vardı. Yani, korkar gireyim girmeyeyim bilmem ne. Sonra bu ne der geldi bu ipten çeker onu şey eder ha. Güzel. Başka bir fotoğrafa geçsek bu. Ha. Bu aynı özü de biz bu Kerkük'teydi. Ha Kerkük'te de yaptık. Bu Kerkük'teydi. Hazırlandık bunu bu fotoğrafı bizim büyük ustamız Hüseyin Ali Galibalı özü. Doğru. Başka bir fotoğraf bu. Bu sınırdı. Sınır. He. Neyin sınırıydı bu? bunun konusu çok güzeldi. Bunu bizim arkadaşımız Ali Söngül yazıp. Bu bir kişi kalıptı bir memlekette. İstir bu da çıksın. Alem hapse hicret edirip bu memleket istemir. Uzakta da dağ uzarında bir bayrak vardı. Bu ister atlansın bayrak çağırır özün. Bayrak çağırır özün. Der özüne ge gitme. Vatan sevgisi ha, yani. Vatan sevgisi. Vatan sevgisi. Ge gitme ben sana ihtiyacım var. Bu buradan ben sen kaldım için. Der yok bilmem ne. İşte ahirde kana eder özün. Döner yengeçten vatana aynı döner ve hayat bir daha döner vatan. Hayat bir daha döner doğru. Başka bir fotoğraf. Hayır baba rahmetli bizim ustamız ve abimiz Mehmet Cemal'dan da Allah affetsin. Bu Cimri babadı. Bayağı bir iyi ustadıydı yani. Çok bayağı bir çalışmalar vardı. Yani inan ki bence ulaşmaz Kerkük'te kimse özüne. Yani saygımla abilerimize, arkadaşlara. Cimri baba özlerdi. Cimri baba. Bu, burada babamızdı. Öz babamızdı. O küçük kardeşimizdi Yusuf Hamzali. Burada top oyuncudu öz. Oyuncudu. Para alıp para alanda 10 bin alıptı. Diyelim 5 bininde kebap getir baba. Baba kebap ekmek vermir bize. geldi o bir oğlu vardı. Diyelim kol altısıydı. Der baba der oğlum burada evde koku var. Der baba oğlanlarım kebap yiyorlar mı? Doğru. Başka bir fotoğrafa gitsek bu. Bu aynı özü de şeyiydi yani diyelim hitamisiydi. Hitamisiydi. Doğru. Başka bir fotoğraf. Bu şeydi, şeffaf kokulardı. Şeffaf koklar. Şeffaf kokular neye kazıtsan? Bu bir tane sahtacıydı. Bizim Mahmut oynadı özün. Koku satırı. Boş düşerdiler. Boştu. Sıl oldurmaz ne? Yoksa boştu. Şeffaf kokudu. Geldi bu diri, baba bunda hani koku yoktu. Diri, bari sen bunu almazsan evde vur. Onu da alasan özün. Onu da koksun alasan. Bu da gelir evde vurur, gel canına. Bu istir kaçsın, saati böyle istir kaçsın, durdular özüm. Baba gediri bu boştu. Fe nedir özü? Diri yok. Bana söyle diri affedersen evimizde ne için ayak yolu var? Diri iki tane diri yok. Sizi evimizde koku çıkmaz öyleyse. Gere bir evde şey olsun. Böyle ahirde salar özüm. Doğru. Hayat böyle bir şey olur. Doğru. Başka bir fotoğrafa geçsek bu. Bu aynı Cimri babadı. Aynı Cimri babadı. Cimri babadı. Güzel. Başka bir fotoğraf. Bu da aynı özü Cimri baba. Burada bizim muayet var. Doktor getirirler özü. Bulakta da. Bu doktor nedir?
getiripler babanı şey etsin. Korkarsa hatta baba ölsün. Özler niyetleri budur. Özü kuşbaz, doktor değil ki. Doktor asfav girilir özüne. Hatta baban korkarsa baba sarf etsin. Doğru. He. Başka bir fotoğrafa geçer. Burada bu, ne adı bu? Kırmızı girip sen hani böyle herif sen. Burada şey devre almışım. Hakar devre almışım. Ha da. Hakar'ıydı he, burada. Vel, vel. Doğru. Televizyon işiydi vel. Televizyon işiydi he. Güzel. Son olarak çalışmaları neler olacaktı? Bir yakın gelecekti diyeceğim. Fazla uzağı demeyeceğim. Neler yapmak istiyorsun? Vallahi doğrusu benim indi en büyük hedefim ekibi bir müstevaya ulaşmaktı. Bir seviyeye ulaştırdı. Bir seviyeye ulaştırdı. O yüzden ki insanlar beğensiler. Destek gerçekten Türkmen tiyatrosu başarılıktadı. İndi doğrusu benim büyük hedefim budur. Benim abilerim, arkadaşlarım olsalar. Yani ben şahsi, benim için olmasın, yok. Bizim adımız olsun. Adımız olsun, ha. Gençlere ne demek o vardı? Vallahi gençlere, yani bakırım çok taka vardı gençlerde. Bes ama şey edebilme, kullanabilmir özün. Yani mesela gelsen baksan, açtı bir video attı, konusu bilmir inadı. Ya sende madem bu taka vardı, kullan özün. Bir gel sor, sormular. Bizim müşküle burada adı. Yani gel sor, oku. Bir bak ne isen, yani tamam indi Anderson güzel videoları Anderson, bes şeyi bilmir niyedir. Bilmir tam olarak ha. Yani bunu yapsa düz yolda inan ki çok yani öyle çıkarlar inşallah. Doğru. İnşallah olurlar. Ben sana çok teşekkür ederim. Ben kırmalı da programa geldik için. Hayatında da sana başarılar dilerim. Sağ ol. Ben de size teşekkür ederim. Yani konağı uzattığınız bir gün. Sağ olasınız. Onunla sizden. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Evet değerli izleyiciler, programımızın da sonuna geldik. Umarım bugün yaptığım program sizlerin gönlüne göre oldu. Aynı zamanda da Dotaş Mobilya'ya çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladıkları için. Başka bir bölümde başka bir hayali olan bir gençten görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.